Şimdiye kadar hep iki boyutlu çizimler yaptık. İki boyutlu çizimlerden kastım, çizimimiz hep bir düzlemin içerisinde kaldı. Bakın geldim bir çizim yaptım, bu bir düzlem, doğru mu? Aynı şekilde geldim mesela üst düzlemi seçtim ve üst düzlemle çizime başladım. Geldim bir daire çizdim, şöyle dik bakayım, spacebar'a bastım, İçiniz rahat olsun. Üst düzlem, ha üst düzlemdeymişiz zaten. Ve burada bir daire çizdim. Bu da üst düzlemde kaldı. Ama dikkat edin. Bunlar birbirlerine göre, şöyle biraz uzaklaşarak göstereyim, dik düzlemler. Şimdi peki, eğer bu düzlemlerin içerisinde bir şeyler çizmek istiyorsam ne olacak? Ne demek istediğimi size göstereyim. Bakın dikkat edin. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağım. Şu son çizdiğimi siliyorum. Ve sonra üst düzleme bu sefer bir dörtgen çiziyorum. Şöyle dik bakmak için ister spacebar'a basın, isterseniz şöyle dik bakın. Bakın geldim. Bu sefer buraya bir dörtgen çizdim. Şimdi eğer istediğiniz şu noktadan şu noktaya bir çizgiyse ne olacak? Ne demek istediğimi biraz daha hani açısıyla göstereyim. Çizmek istediğim çizgi şu açıdaysa, yani uzayda boşlukta geçiyorsa, o zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz. 3B çizim diye bir özellik var. Bakın hemen şurada. Gördünüz mü? Şu oka bastım. 3B çizime giriyorsunuz. Artık uzayda serbest çizimler yapabileceğiniz bir boşluktasınız. Bakın şu an XY düzlemindeyim diyor. Şöyle bir şey yapalım. İzometrik bakayım sisteme. Bakın bu izometrik bakış. Düzlemler belli zaten. XZ, XY. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın 3B çizimde çizgiyi alıyorum ve diyor ki mouse'un hemen ucunda. Bak diyor, mouse'un alt köşesine dikkat edin. XY'desin. Tab tuşuna basarsanız, caps lock'ın üstünde Q harfinin yanında. Tab tuşuna basarsanız düzlemde işe bakın YZ. Mouse'un hemen altına bakın. Şurada mouse var ya, mouse'un altına bakın. XZ, XY, YZ falan değişiyor. XY demek çizim yapacağınız boşluk şu uzay demek. Dikkat buyurun şimdi bakın. Çizime başlıyorum ve belli bir miktar yukarı çıkıyor. Bakın diklik çıkıyor zaten. Eğer yatayda da hareket etmeye çalışırsam dikkat edin. Düzlem olarak belli bir XY düzlemini tarıyor sürekli. Dik çıktım. Belli bir miktar yatay gittim. Kilitleniyor zaten otomatikman. Şimdi yatayda bu tarafa gelmek istiyorum. Tab tuşuna basıyorum ve ok bana bu yönde de gelmeye izin veriyor. Gördünüz mü? Bir önceki çizdiğime göre farkı görüyor musunuz? Bakın gelip şuraya dokunayım. Şimdi bir önceki çizdiğime göre farka bakın. Uzayda boşlukta gezebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Hatta ve hatta dilerseniz şu noktadan bu noktaya bile çizim yapabiliyorsunuz. Bakın. Şimdi ekranı temizleyeyim. Şunların hepsini sildim. Sıfırdan bir çizim başlatayım. Artık ilişkileri az çok anladınız. Ön düzlem, üst düzlem hiç fark etmez. Geldim 3B çizim dedim. Ve başladım. Şurayı merkez alıyorum. Orijine dokunuyorum ve bakın tab tuşuyla şeyde Y'de yukarı çıkmayı sağlıyorum. Sonra tab tuşuyla bir miktar yatay gidiyorum. Ve tab tuşuyla öne geliyorum. Sonra tekrar yatay gidiyorum. Dilerseniz hiz daha çekebilirsiniz. Bakın dik bakarsam ne demek istediğimi daha iyi göreceksiniz. Şimdi çizgi çizerken şöyle dolaşıyorum. Benim amacım geri gelip şunun hizasında buraya kapanmak. O yüzden ölçülendirme değil, özür dilerim, çizim. Şuradan dik bakacağım. Bakın şu oka basıyorum ki dik bakabileyim. Bunun hizasına geliyorum. Aşağı iniyorum. Ve sonra şu sonuncu çizgi hariç aşağıya şöyle iniyorum. Şunun hizasından. Her zaman dik bakın. Bakın neye dik bakacaksınız? Bu sisteme karşıdan bakmak istiyorsanız şuna basıyorsunuz. Gördünüz mü? Geldim. Dik şunun hizasına kadar indim. İsterseniz yardım çizgiler kullanabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Ve sonra yatayda gelip buraya birleştim. Yani sizden de yapmanızı istediğim şey aşağı yukarı buna göre bir şey. 3 boyutu gerçekten kullanmak istiyorsanız tab tuşuna basa basa düzlem değiştireceksiniz. İstediğiniz zaman bunu ölçümlendirebilirsiniz. Bakın 100 mesela, 150 mesela, şu uzaklık.
Şurası zaten 100'dür. Siz girmediğiniz sürece eşitlemedik henüz. 100. Şu uzunluklar tanımlanabilir. Aynı şekilde bak 150. 150 açılı olduğu için 150,01. Ve siz tanımladıkça bu da siyahlanıyor, farkında mısınız? Peki böyle bir şeyi niye kullanasınız? Yani şunlar, ölçüleri bir kaldırayım. Genelde 3B çizim niye yapılır? Onu göstereyim size. Şu yüzden yapılır. Şöyle dik bakarak düz olmayan yerleri de düzleyelim. Şuna şöyle bir ilişki vereyim şunla. Paralellik mesela. Güzel. Bu niye olur biliyor musunuz? Şimdi size örneği göstereyim niye kullandığımızı, 3B çizimi. Bakın dikkatli olun. Bu yaptığımı izleyin sadece, yapmayın. Geliyorum, referans geometri düzlem diyorum. Şu nokta, şu çizginin kendisini şu ucuna bir şey açtım, düzlem açtım. İzleyin. İki boyutlu çizimdeyim. Şuraya bir daire çizdim. İzleyin. Yapmayın, ne olur yapmayın, gerçekten sadece izleyin. Biliyorum çok heves ediyorsunuz ama şimdi heves etmeyenler de bana uyuz olacak. Süpürerek katı oluşturma ve bu yolu seçtim. Borulama, kablolama, hatlama için kullanılıyor. Anladınız mı ne işe yaradığını şimdi? İyi. Güzel. Şimdi sizden ricam 3 boyutlu skecinizi çizin. Bakın ben sıfırdan açarak bir tane daha örnek yapacağım. Benle birlikte siz de yapacaksınız. Geldim. Ön düzlem hiç önemli değil. 3B çizimi seçtim. Bütün hatanız şurada 3B çizimi seçmemek olacak. Nedir göstereyim yapacağınız hatayı? Hatalarınızı bile biliyorum. Daha ne yapayım ya? Bakın kazara şuna basacaksınız. Sonra da kendinizi izometrik çiziyor sanacaksınız. Şöyle başlayacaksınız. İzometrik çevireceksiniz bunu. Şöyle çıkacaksınız. Sonra şöyle yatayda geleceksiniz. Şöyle ineceksiniz. Güya şöyle üç boyutlu uzayda geri gideceksiniz falan. Sonra buna bir bakacaksınız ki bu iki boyutlu saçma sapan bir şekil şöyle. Lütfen kendinize göre izometrikmiş gibi bir hava yaratmayın, tamam? Şuna dikkat edin. Gelin 3B çizimi seçin şuradan. Sonra çizgiyi alın. Sonra izometrik bakın sisteme. Ya da dik bakın, hiç sorun değil. Nasıl eliniz rahat ederse. X, Y'de ne çizeceksiniz çizin. Bakın gördünüz mü? Beceremiyor musunuz? Şuradan Z, X, Y'deyseniz Z buna dik bakar değil mi? Şöyle dik bakın. Hizalayın. Gelin kapatın. Sonra yine birazcık çeviriyorum bakın. Tab tuşuna bastım. Düzlemi biraz öteye götürdüm. Yukarı çıktım. Ne kadar yukarı çıkacağım? Yine Z'de dik bakıyorum. Bakın. Şunun hizasına kadar. Yakalamayın. Çizgiyi yakalarsanız geri gider. Bakın. Eğer gelip şu noktayı tıklarsam bazen şu köşeyi yakalayabilir. Şimdi şuradan şuraya kapadım. Çizmenizi istediğim şekilde sadece şu. Bir piramit. Şunu çizebilirseniz harika olur. Gördünüz mü şekli? Peki uygulamanız bu. 3B çizimi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.